gibi 9 koşulu bir program bizi bekliyor. 9 koşu üzerinden 2 altılı ganyan yapılabilecek ve hemen şöyle saatleri tekrar hatırlayalım. İstanbul'da 1. altılı ganyan 1. koşuyla birlikte saat 17.15'te başlayacak. 2. altılı ganyan 4. koşuyla birlikte 19'da başlayacak ve İstanbul içinde yayınımızın başında da belirttiğim gibi eski jokey yarış yorumcusu Yalçın Akağaç bizimle olacak. Kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmak ücretsiz sevgili dostlar. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Ardından yine videolarımızı beğenip etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere bizlerden bahsederseniz, tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz sevgili dostlar diyelim ve geçelim artık İstanbul'a. Yalçın abi yayınımıza hazır. Yalçın abiye bir hoş geldin diyelim. Yalçın abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Cemil'ciğim, merhaba. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler Yalçın abi. İlk olarak tabii Bursa'ya yer verdik. Çünkü biliyorsun Bursa koşulları erken başlıyor. Akşamda İstanbul var. Seninle de İstanbul koşullarını değerlendireceğiz. Yalçın abi öncelikle vakit ayırdın, kırmadın, yayınımıza katıldın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni seviyorum Cemil'ciğim. Her zaman yanındayız. İnşallah yayın hayatında da daha istediğin noktalara, güzel yerlere gelirsin diye düşünüyorum, temenni ediyorum aynı zamanda. Bir önceki yorumcu arkadaşımızı da dinledim. Gayet de güzel yorumlar yapıyor. İlk kez gördüm kendisini. Güzel, bayağı detaylı da bir yorum oldu. Yarış severlerimiz, bizi izleyen kanalına dahil olan kişiler için de gayet faydalı bir yayın yapıyorsun. İnşallah takipçin de çoğalır, talep de çoğalır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte güzel olacaktır diye umut ediyorum senin için. Çok teşekkürler Yalçın abi, güzel dileklerin için. Seninle tabii YouTube'da ilk yayınımız ama ondan önce bizi zaten en azından benim yayınlarımı takip eden dostlarımız radyo yayınlarımızdan da hatırlayacaktır. Seninle 2 defa yanlış hatırlamıyorsam radyo yayınımız oldu ve o zamanlarda da yine İstanbul'u değerlendirmiştin. İsabetli tahminleri de olmuştu. Yarışsever dostlarımıza yorumlarınla da katkı sağlamıştın, kazandırmıştın. Bugün yine bir İstanbul programı var önümüzde. 9 koşulu bir program. Öncelikle detaylara geçeceğiz ama İstanbul programını nasıl buldun? Yani nispeten zayıf bir program bugün. Geçtiğimiz yarış günlerine bakılırsa çok büyük sürprizler beklemiyorum bugün İstanbul programında. 9 koşulu bir program. 1. altılı ganyan biraz daha zayıf duruyor. Zaten İlk koşu maiden bir mücadele. Bayağı ön plana çıkan bir say var. Ben de güveniyorum Otay'a bugün. Ama rakip arayanlar için de alternatif saylar burada önerebiliriz. Onu tabii yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Yine 2. koşu 5 atlık bir mücadele. Bir ekürü var. 4 ata kapanan bir koşu ama oranın da yorumunu yapacağız. Yani toparlarsak genel anlamda zayıf bir program gibi duruyor bugün İstanbul yarışları. Peki Yalçın abi detaylara geçeceğiz. Birçok yarışsever dostumuzun sana selamı var. Hepsini tabii okumak mümkün olmuyor ama şöyle birkaç tanesine değinelim. Evet, benim de önüme geliyor şu an. Cihat Nesi var. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Sevenlerimiz var olsun her zaman. Yine Fecri Nizamoğlu huzurlarınızda efsane Yalçın Akağaç demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Güzel mesajlar var. Adi Gençerler de diyor ki Cemil abi, Yalçın abiye çok selamımı söyler misin? Üzerinde kalmasın. Aleyküm selam. Benden de tüm dostlara selam olsun. Tüm sevenlerimize selam olsun buradan. Ve biraz önce yayınımızda olan Ersöz abi, pardon, Yalçın Akağaç her zaman gönlümüzdedir. Yorumlarına ve tecrübesine her zaman inanıp saygı duyarız. İyi yayınlar, selamlar diye de mesajını göndermiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. Benden de çok çok selamlar. İnşallah Yalçın bugünkü... abi... Ersöz abinin de bugünkü yorumları inşallah başarılı olur. Bayağı dediğim gibi, az evvel de söylediğim gibi bayağı detaylı yorum yaptı. Benim de hoşuma gitti yorumları. Gayet güzel, gayet başarılı buldum. İnşallah bunu yarışlara da yansıtır diye düşünüyorum. İnşallah diyelim ve geçelim biz şöyle İstanbul'daki koşu detaylarına. Birçok yarışsever dostumuz da tabii ki senin yapacağın yorumları not alacak. Kalemler, kağıtlar hazır. Bir maiden mücadeleyle başlayacağız İstanbul'da 1. altılı ganyana. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetikte boy gösterecek ve 8 isim koşuya deklar olmuş durumda. Burada dikkat çeken isim %53 oynanma oranıyla yarışseverin ön planda tuttuğu 4 numaralı Koca Vezir üzerinde Mehmet Kaya olacak. Yine 2. sıraya baktığımda 2 numaralı Erebus ona yakın görünen isim ve %12 gören 3 numarada Ayvan Aliyev de 3. sırada ama Koca Vezir oldukça önde. Neler söylersin? Nasıl başlar sence İstanbul'da 1. altılı ganyan? Evet, epey bir oran almış. Maiden mücadele. Baktığımızda öyle çok ön plana çıkan bir tay göremiyorum Koca Vezir'in haricinde yapmış olduğu performanslarla. Bu bağlamda da Koca Vezir haklı olarak %53 AGF tablosunda oran almış. İlk yarışını, ilk startında ikinci olarak gayet başarılı bir yarış yapmıştı ki o gün kazanan tay farklı bir görüntüdeydi. Çok kolay kazanmıştı koşuyu. Koca Vezir de hemen arkasına ikinci oldu. Kazanan eliminatördü galiba tayın ismini yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tekrar bir bakayım. Çin mücadelede eliminatör diye hatırlıyorum. Çok da güzel bir taydı. Akabinde koşamadı. Evet, eliminatör, illüktör yavrusu Panikon. O yarışından sonra bir daha göremedik pistlerde. Çok kumaşı olan bir taydı. O yarışı gayet başarılıydı ilk startında. Ustatlar gibi koştu Koca Vezir. İlk start çıkışı biraz Mehmet yarışa kabullendirmek için ısrarcı oldu. Tay da onun teşviklerine karşılık verdi. O gün için boşlukta arkasında eliminatörün ikincilikle tamamladı koşuyu. Sonrasındaki koşusu Çin pistte bir hayal kırıklığıydı. O günkü yarışına anlam veremedik. Epey kötü koştu. Bilmiyorum, belki o gün biraz pist yumuşaktı, ondan da etkilenmiş olabilir ama son start 16 gün önce İstanbul'da yapmış olduğu sentetik pistteki ikinciliği yine oldukça başarılı, yakın kaybettiği bir koşuydu. Bu kez daha hazırlıklı, daha kondisyonunu geliştirmiş bir şekilde piste çıkacak. Tecrübe de kazandı iyice. Koşuyu kazanmaya çok çok yakın duruyor. 4 numaralı Koca Vezir. Orijin itibariyle de çok güçlü bir pedigride. Babası evet. Torok, anneden Ekinox Kot, yine kısrak babası Doyun. Çok kuvvetli bir pedigri. Koşuyu kazanması doğal sonuç olur, normal sonuç olur diye düşünüyorum. Burada müşterek bahisin diğer tarafıyla ilgilenen yarışseverlerimiz de olabilir veya sürpriz Afganlara şans vermek isteyen yarışseverlerimiz de olabilir. 2 numaralı Erebus, tabii ki yine aynı yarışta birlikte koştular Koca Vezir'le. O da 5. olarak tamamlamıştı o gün koşuyu. Çok fazla da bir fark yok aralarında baktığımızda. O açıdan yine rakip arayanlara ilk öncelikle Erebus'u önereceğim. 3 numaralı Ayvan Aliyev aslında kalitesi olan bir isim. Biz kendi yarış zamanı programımızda da bu tayı dile getirdik. Daha olsun sevgili Mustafa idmanlarda daha çok bulunduğu için tayın sertlik yaptığını ve bu yaptığı sertlikten ötürü de gücünü bitirdiğini, bir problem oluşturduğunu, ondan dolayı yarışlarda gerçek gücünü gösteremediğini belirtmişti. Bir saniye geldi, onu buradan sessize de alayım telefonumu. Tamam. Evet. Ayvan Aliyev'de kalmıştık. Dediğim gibi o 40 günlük arası var. Aranın ardından biraz daha o sorunu tolere edilmiş bir şekilde bugün piste gelirse, gerçek kalitesini sahaya yansıtırsa bu tayın da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ilk startında da çok hazır bir görüntüdeydi. Hatta o gün banko olarak önermiştik biz bu tayı. Yarışı düzlükten sonra çok kolay takip etti. Çok kolay kazanacak bir görüntüdeydi ama Gökhan Kocakaya vardı yanlış hatırlamıyorsam o gün üzerinde. Düzlükten sonra hadi dediğinde çok fazla bir beklentiyi veremedi. İstediklerini alamadı taydan Gökhan o gün için. İkincilik de ayrıldı pistten. Sonrasında yine favori çıktığı bir koşuydu. O gün programda da Mustafa Sav'la, sevgili Mustafa ile bahsettiğimiz gibi o sertlik probleminden dolayı performans olarak bayağı bir gerilerde kaldı. Beklentinin çok altında koştu. 40 gün önce de koşmuş olduğu koşuda 5.likle ayrıldı. Bakalım bu küçük aranın ardından daha farklı bir şekilde piste çıkabilir. Bugün daha farklı bir performans gelebilir. Bu tayı da sürpriz arayan yarışseverlerimiz için öneririm. Yani 4 numaralı Koca Vezir çok ön planda duruyor. Çok şanslı bir konumda. Rakip arayan yarışseverlerimiz 2 numaralı Erebus ve 3 numaralı Ayvan Aliyev ve ilk startında yine benim beğenimi kazanan 1 numaralı Bubi. O gün için 35 gün önce yarıştan 4. olarak ayrıldı. Bunda da dikkat çekici bir orijin var. Babası ülkemizde çok fazla yavrularını fazla görmediğimiz bir aygır. Kısrak babası sabırlı, dikkat çekici bir orijin ve idman pistinde de iyi görünüyor bu tay. sentetik piste çıkacak. Bir sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum bu tayında. Geniş kapsamlı düşünen yarış severlerimiz için değerlendirilebilir. 4 birkaç adım önde, 3, 2 ve 1 rakip noktasında şanslı olan taylar bence. Peki Yalçın abi, ağzına sağlık. 4 numaralı Koca Vezir kazanırsa normal sonuç olur diyorsun ama rakip olarak 2 numaralı Erebus, 3 numaralı Ayvan Aliyev ve 1 numaralı Bubi'yi de notlarımız arasına aldık. Böylelikle ilk koşuyu geride bıraktık. Birkaç mesaja değinelim. Ekrem Çelik, Yalçın kardeşim İzmir'den sevgilerle bol şanslar, ağzına sağlık demiş. Yine Oğuz Bey'den mesaj var. Yalçın kardeşim selamlar, iyi günler der. Gökhan Hızlı selamlar şampiyon. Ve Ümit Gürgen, aleyküm şampiyon jokeyimiz Yalçın Akağaç'a selamlar. Yayın sonunda Grand Tekinox haricinde en severek bindiği isim veya isimleri söyleyebilir mi? Saygılar, iyi yayınlar diye de bir not bırakmış bize. Söyleriz tabii. Şöyle bakalım, yine birkaç mesaj daha okuyalım. Ardından da kapanışı gerçekleştirelim bu koşu özelinde. Mehmet Baransel, Kral Yalçın Derviş Ağa ile Başbakanlık koşusunu unutamam, günün sürpriz ismiydi diye. Yalçın abi, bir yandan tabii yarışsever dostlarımız için de bir nostalji oluyor ister istemez. Hani evet, biz hep Grand Tekinox Yalçın Akağaç diye hatırlıyoruz. Tabii ki seninle özdeşleşmiş bir isim ama yarışsever dostlarımız ondan ziyade senin de yine aklında kalan Grand Tekinox dışında anılarını, hatıralarını her zaman dinlemeye hazır eminim. Yayının sonunda da yine izleyicilerimizin böyle taleplerine göre varsa aktarmak istediğin isimler, safkanlar daha önce. Birçok efsane isim var tabii. Bindiğim, birçok şampiyonlara bindim. Sabırlı yine 2 kez binip kazandım. Bir tanesinde son bindiğim koşuda bir aksilik olmuştu yarış içerisinde. Yarış değişmişti. Yine Turbo'ya 2 kez bindim. 2 kez kazandım. Yani benim için de tabii ki çok anlamlı bu tür şampiyonlara binip yarış kazanmak, benim için çok değerli. Hep hafızalarımda, hep anılarımda. Derviş Ağa malum zaten en son kazandığım grup 1 mücadele başbakanlık koşusu. Efsane bir yarıştı. Çok heyecanlı geçen. Hem yarış anında hem yarış sonrası seremonideki görüntüler hafızalarda hala tazeliğini koruyor kesinlikle diye düşünüyorum. Grand Tekinox'u zaten anlatmaya gerek yok. Ülkemizin şampiyon safkanlarından 8 Triple Crown yapmış safkanlardan bir tanesi. En son Triple Crown'u birlikte gerçekleştirdik. Dayı Bey yine benim için unutamayacağım önemli safkanlardan bir tanesi. Çok erken de kaybettik. Yarışçılık adına da erken bir kayıp oldu, yetiştiricilik adına. Çünkü çok yüksek kanatta olan, yarış yeteneği, kabiliyeti, karakteri çok yüksek olan bir safkandı. Onunla da Grup 1 Cumhuriyet koşusunu kazanmıştık 2004 senesinde. Arap atların en büyük yarışı Cumhuriyet koşusu. Gururluyum tabii ki. Yine aklıma gelmeyen birçok safkan var şu an bindiğim, kazandığım, başarılı olduğumuz, başarılı olmadığımız ama yine şampiyon Rivella'ya da binmiştim 3-4 defa sanırım. Onunla hiç kazanamadık ama çok önemli isimler tabii bu isimler. Kaneko yine şu an ülkemizde en iyi aygır diyebiliriz İngilizlerde. Özellikle kısrak babalığında çok baskın bir aygır Kaneko. 2004 senesinde erkek tay deneme Sait Akson birlikte kazandık. Gazi koşusunda da Yavuz Star'a kaybetmiştik. 2. olmuştuk. Yani birçok önemli isimle start aldık. Başarılı olduk, başarısız olduk. Bunlar da sürekli benim hep hafızalarımda, düşündüğüm zaman böyle hep gülümsediğim, kendimle gurur duyduğum safkanlar. Yalçın abi, o zaman şu soruyu da sorayım, ondan sonra geçelim ikinci koşuya. Aslında biz seni Kaneko'yu böyle sabah kadar dinleriz. Özellikle demiş, soruyorlar. Yarış severimiz Osman Uzunoğlu. Ya, Kaneko çok enteresan bir attı tabii. Daha çok ben kumda başarılı olacağını düşünüyordum Kaneko'nun ki kumda da sanırım ben Gazi koşusundan sonra bir yarış ceza almıştım. Nurettin Şenbindi. Ne koştuydu ismini hatırlamıyorum ama çok net bir birincilik yapmıştı. İzmir'de yine önemli başarıları vardı. Kabakum pisti çok iyi söken bir safkandı ki o kadar kalitesi yüksekti ki Çin pistte de çok önemli başarılar elde ettik birlikte. Benle ve benim haricimde diğer jockey arkadaşlarımla da çok başarılı yarışlar yaptı. Efsane bir safkandı. Hala efsanemiz. Aygır olarak da çok büyük bir katkısı var yarışçılığımıza, yetiştiriciliğimize. Unutulmayacak bir isim, yeri kolay kolay dolmayacak bir safkan tabii ki Kaneko. Peki Yalçın abi, ben... Kalimat orijinli. Ben de sana şunu sorayım. Aslında cevabını tahmin ediyorum ama zaman zaman böyle nostalji yapıp eski koşuları sıkça seyreder misin? Mümkün olduğunca izliyorum. Burada kendim internete girdiğimde de bakıyorum. Bazen hani bir atı sorgulamak için giriyorum. Bir bakıyorum 3 yarış 5 yarış geriye gitmişim. İşte rakipleri o bu derken bir saat çıkamıyorum içinden. tjk.com'un. Çok evet, hoşuma gidiyor tabii benim de. Eskileri de yad etmiş oluyorum. Kendi adıma da öyle hoşuma gidiyor. Nostalji yapıyorum. Sürekli bakıyorum tabii ki. İşimiz bu. Yorumculuk da yapıyoruz tabii ki aynı zamanda. Hı hı, kesinlikle. Atları incelediğimizde, yarışlarını etüt ettiğimizde bazen bir bakıyoruz ki bayağı bir gerilere gitmişiz. 10 sene önceye, 15 sene önceye. Hatta geçenlerde ben kendi WhatsApp durumumda paylaştım. 2 tane koşu kazanmışım 3 gün arayla. Efsane 2 yarış. 3200 gördüm, metre evet, mesafeli koşular. Bir tanesi sevgili Engin Sezen'in Sezanan isimli safkanıyla önde tempo yaparak kazanmıştım. Ki 3200 metre mesafeli koşular çok zor koşulardır. Yani o tempoyu ayarlamak, koşunun sonlarını getirebilmek için o atın gücünü dengelemek çok zordur. İşçilik ister, incelik ister. Diğer kazandığım koşuda yine çok önemli bir yarış. Alp Tony isimli safkanla sevgili Levent Topsakal'ın Alp Tony isimli safkanıyla 3200 metre mesafeli koşuyu en geri bekleyerek kazanmıştım o yarışı da. Çok hoşuma gitti. Öyle kendi kendime gülümsedim. Böyle bir gururlandım. Durumumda paylaştım o yarışları da. Denk gelirse yine ara öyle hoşuma giden durumları yapacağım, paylaşacağım. İyi ki varsın Yalçın abi. Teşekkür yani ederim. Dinlemek bile olsun, yani nostaljiyi bile dinlemek büyük bir keyif bizim için. Yaşattıkların zaten efsaneydi. Benim de mesela bir iki anım var ama bir ara belki seninle birebir de konuştuğumuzda anlatırım. Hipodromda birebir hani sana podokta seslenmişliğim bile vardır yani, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim Cemil'ciğim. Sağ olasın, cansın. Yalçın abi geçelim artık biz günün ikinci koşusuna İstanbul'da ve günün ikinci koşusu kısa vade 8 mücadele. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetikte boy gösterecek ve burada da 5 isim var. Ekürler var. 1 numaralı Sülünbike ve 3 numaralı Mavra ekürü olarak start alacak. Ama şöyle baktığımızda sanki kağıt üzerinde bile yani iki ekürünün bile ayrı ayrı şansı varmış gibi görünüyor. Ekürler %32, Sülünbike %9, Mavra %41 ile düzeltiyorum. Ön plandalar. Sözü sana bırakalım. Az atlı ama nasıl bir koşu olur? Yani kendi özelinde Sülünbike %32 almış. Burada efsane bir safkan daha. Efsaneler arasına girdi. Artık ülkemizde bir rekor kırdı. En fazla yarış hayatında en fazla yarış kazanan Arap atı konumunda şu an Gümbür Gümbür. 65 birincilik sanırım. Evet. Son kazanmış olduğu yarışıyla. Bu safkan gerçekten 10 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor. Çok iyi yarışlar yapıyor. Kafkas'ta hala 64'te kaldı ve 65'i buldu Gümbür Gümbür dediğin 65 gibi. 65 yaptı. Evet. Ortak olmuştu Kafkaslı'nın rekoruna. En son kazandığı, geçen hafta kazandığı Bursa'daki koşusuyla da o rekoru eline almış oldu. Hanesine geçirmiş oldu. Gerçekten tebrik etmek lazım. Efsane bir isim Gümbür Gümbür. Son geçen hafta kazanmış olduğu koşusunda yine programdaydık biz. Geçen cuma ben vardım programda. Barbaros abiyle bir challenge yapmıştık. Çarşamba günü bir rahatsızlığımdan dolayı programa katılamamıştım. Genelde ben çarşamba ve pazar günleri programda oluyorum. Ama geçen haftaya özel programdaydık ve Gümbür Gümbür'den hem mesafeden ötürü hem kum pistte başarılarının daha çoğaldığını düşünüyorum yaşı ilerledikçe. Şimdi pist performansının biraz daha düştüğünü düşündüğüm için çok ön planda önermiştik. O gün de kazandı. Bizleri yanıltmadı. Bugün de tabii ki sentetik pistte yine başarılar olan bir isim. Başarılı bir yarış yapması da bekliyorum ama burada 1 numaralı Sülünbike gerçeği var tabii. Son yarışında da düzeldiğini belli etti. O gün tabii tempo yüksekti. Önde tempoyu belirleyen 3-5 tane safkan vardı. Onları da kolay şekilde takip etti. Düzlükten sonra da çok zorlanmadan kazandığını söyleyebiliriz. Ekürüsü Mavra da çok iyi bir form yakaladı. Şu an son 6 yarışını görüyorum önünde. 3 birincilik, 3 ikincilik elde etmiş. Evet. Bir durumda. Mavra da çok iyi bir konuma geldi şu an. Pik seviyesinde form olarak. Tabii ki Sülünbike ve Gümbür Gümbür ekürler destekli Sülünbike, Mavra ekürüsüyle birlikte. Çok şanslılar bu koşuda. Öyle duruyorlar. Gidişatta muhtemelen Umutlu numarayı alacaktır. Kendisi tempoyu belirleyecektir ama güçlü rakipleri var. Bugün düzlükten sonra direnebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Alderamin biraz daha geri planda duruyor. Çünkü sentetik pistte Çin pisti oranla biraz daha düşük performans gösterdiğini düşünüyorum. Bu bağlamda işinin çok kolay olmayacağını öngörüyorum bugün için. Daha çok burada Sülünbike ve Gümbür Gümbür tarafındayım diyebilirim. Ama Umutlu da çok inatçı, yarış karakteri yüksek olan bir safkan. Önde muhtemelen bugün boş kalacak. Çok fazla rahatsız edilmeyecek. Bir ters yarış gelebilir. Umutlu da burada sürprizhanesinde bulundurulabilir kuponlarda diye düşünüyorum. Ama daha çok tabii ki güçlü safkanlar, Kayızberk temsilcileri, Sülünbike ve Gümbür Gümbür. Erkek yavruları olarak Kayızberk'in önemli safkanlar tabii ki. Peki o zaman biz notlarımıza 1 numaralı Sülünbike, eküri avantajı da var. 3 numaralı Mavra ile eküri. 2 numaralı Gümbür Gümbür. 1-2 yazdık. Bir çizgi çekip 4 numaralı Umutlu'yu da yine geniş kuponlar özelinde not olarak şablonumuza eklemiş olduk. 1-2 ve 4 şablonumuzda yer alan isimler oldu. Böylelikle ilk 2 koşuyu geride bıraktık Yalçın abi. Geçiyoruz İstanbul'da günün 3. koşusu. 1. Altılı Ganyan'ında 3. ayak kısa vade altın mücadele. 3 ve yukarı İngilizler uzun mesafede start alacak. 2200 metre sentetikte boy gösterecekler. 7 isim koşuya dekları olmuş durumda ve 2 numaralı Grashof %31 oynanma oranıyla Gökhan Kocakaya idaresinde yarışseverin ön planda tuttuğu isim ama hemen ensesinde diyebileceğimiz bir isim var. 3 numaralı Bitcoin, o da %27'yi görmüş durumda. Bu ikili biraz rakiplerinin önünde ama şöyle baktığımızda yine 4 numaralı Burakşah artık kazanmayı başardı son yarışında ve ondan ziyade benim merak ettiğim 1 numaralı Kurtaralo ve 7 numaralı Lisbon. Sence nasıl bir sonuç ortaya çıkar bu koşu özelinde? Evet, valla Sidar koşusu, kısa vade altı mücadele. Burada ön plana çıkan Grashof ve Bitcoin AGF tablosunda baktığımızda 21 gün önce, 3 hafta önce birlikte koştular. Hatta Kurtaralo da aynı koşuda start aldı. Grashof o gün için çok başarılı bir performans gösterdi ki Şarpa gibi yine güçlü, kaliteli bir ismin arkasındaki ikinciliği Anadolu koşusunda bence çok başarılıydı. Bitcoin beklentinin çok altında bir performans gösterdi o gün için. Programda da yine 3 hafta önce bahsetmiştik. Ama ben Grashof'un son koşu özelinde değil, yine bir önceki koşusunda da Gökhan Gökçe vardı üzerinde. O gün çok güvendiğim bir isimdi Grashof. Geldi, rakiplerine hakim oldu. Öyle bir izlenim yarattık. Yani gelip 2-3 boy farklı koşuyu kazanacak görüntüdeydi. Ama bir anda tabir yerindeyse el frenini çekti safkan. Son 200'ü getiremedi ve o gün için 6.'lıkta kaldı. Yarışı 6. olarak tamamladı. Sonrasında sevgili Nisa Ünlü ile görüşüyoruz. Sağ olsun, sürekli fikir alışverişi de yapar benimle. Yarıştan sonra aradım kendisini, geçmiş olsun dedim. Ne oldu yani, bir anda neden durdu? Baktınız hani bir kanama mı yaptı, bir sağlık sorunu mu yaşadı safkan diye merak ettim. Öyle bir problem olmadığını, yarıştan sonra işte hastaneye götürdüklerini, herhangi bir sorun, problem olmadığını, belki idmanlarını biraz tatlı tuttukları için ondan etkilendiğini söylemişti. Sonrasında tabii biraz daha idmanlarını tempolu yapınca son Anadolu koşusunda çok başarılı bir performans gösterdi. Ben Grashof'a hep küçük derviş ağa diyorum. Hem forma olarak birebir aynı forma tabii ki. Nisa da rahmetli babasının formasını birebir kullanıyor. Ve görüntü olarak da derviş ağanın biraz daha ufağı ama birebir benzeyen bir safkan. Çok sempati duyduğum bir isim Grashof. Bugün koşuyu kazanmaya bence çok çok yakın. Burada Volta olsun, Lisbon olsun, ön tarafta tempo yapan isimler. Evet. Belli bir tempoda olacak koşuda. Grashof koşuyu çok yakın takip edebilen, kolay takip edebilen ve vitesini çabuk arttırabilen, kısa mesafede, kısa zamanda çabuk hızlanabilen bir isim. Gökhan da uyumlu. Son yarışını birlikte yaptılar ve 2. olarak başarılı bir şekilde tamamladılar. Bugün bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Ben risk alacağım burada. 2 numaralı Grashof diyeceğim. Tek başına şablonumda bıraktığım bir isim. Peki 2 numaralı Grashof, banko olarak önerdiğim isim Gökhan Kocakaya idaresinde ve bu şekilde notumuzu aldık. 2-3 koşu geride kaldı. Geçiyoruz İstanbul'da günün 4. koşusuna. Ve 1. Altılı Ganyan'ın 4. ayağı, 2. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı saat 19'da koşulacak. Şartlı 5 mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetikte boy gösterecek ve baktığımda şöyle 9 dişi İngiliz tayı koşuya kayıtlı ve %28 oynanma oranıyla 4 numaralı Light of Darkness koşuda ön plana çıkan bir isim. İkinci sıraya baktığımda %21 gören 6 numaralı Van Heda var. %17 ile 7 numaralı Queen Derya'da 3. sırada tercihlenmiş. İkinci altılı Ganyan biraz zor bir koşuyla başlayacak gibi görünüyor Yalçın abi. Sen neler söylersin, nasıl başlar? Evet, yani AGF tablosundan da anlaşılıyor ki birbirlerine çok yakın oranlar almışlar. Denk gibi gözüküyor safkanlar. Yani burada 4 numaralı Light of Darkness aslında çok kaliteli bir kısrak. Çok kaliteli bir dişitay. Son iki yarışı, yani son yarışı özelinde tabii çok bir şey diyemeyeceğim. Sentetik pistteydi, olabilir. Yani tam bir çim atı. Önümüzdeki sene bu taydan çok başarılı yarışlar bekliyorum. Çim piste çıktığı takdirde önemli yarışlarda önemli başarılar yapmasını beklediğim bir isim. Son iki yarışını çok kale almamak lazım ama özellikle son yarışı özelinde sentetik pistte bence biraz beklentinin altında kaldı. Bir önceki koşusu da tabii kısa vade 8 mücadelede pistten etkilenmiş olabilir. 4.1 yumuşak bir sahada yapılmıştı o gün. Bir varlık gösteremedi ki. Ondan önceki koşularına baktığımızda Profesör Doktor Kenan Binak adına düzenlenen koşuda 3. yakınlara kaybetti. Bir önceki yarışı yine 1. İnönü koşusu dişilere basit mücadelede 3. yakın olarak kaybetti. Ondan önceki koşusunda da Maiden'da son koşuda yapılmıştı o gün, iyi hatırlıyorum. Net bir birincilik elde etti ki biz programda bayağı bir öne çıkarttığımız isimdi Light of Darkness. Ama son iki yarışı bence çok kale alınmamalı. Bunun kalitesi ve kumaşı yüksek 4 numaralı Light of Darkness'ın. Bugün gerçek gücünü gösterirse, sentetik pistten etkilenmezse koşuyu kazanmaya çok çok yakın. Ama sentetikten dolayı biraz performans eksikliği yaşarsa 6 numaralı Van Heda koşuda tabii ki şanslı olan bir isim. Elif Kaya ekürüsü bu sezonun gerçekten flash ekürüsü. Özellikle pandemi döneminden sonra tüm safkanlarıyla aşağı yukarı başarılı oluyorlar. Mehmet de çok yakından ilgileniyor safkanlarla. Hem sabah itmanlarında olsun hem değişik şekillerde, şehirlerde yine aynı ekürünün safkanlarıyla çok başarılı işler yapıyorlar. Kendi ailesinin safkanları tabii bu taylar, kısraklar, atlar. O açıdan da Mehmet de çok başarılı. Van Heda ile yine bugün iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. İstikrarlı bir isim. Annesi Kaya Buğsesi de çok önemli bir kısraktı ki yine biz Rokoko ile bir yarış kaybetmiştim Kaya Buğsesi'ne. O gün biraz benim de hatam olmuştu. Çok fazla kapanmıştık. Çok fazla trafik sorunu yaşamıştık. Kaya Buğsesi'den gördüğüm zaman da hemen o yarış gelir aklıma. Çok da başarılı bir kısraktı. Babası Luxor zaten ülkemizde yine yerli aygır olarak Kaneko ve Luxor çok ön plandalar. Tüm yavruları başarılı aşağı yukarı. Van Heda da bugün yine istikrarını devam ettirip iyi bir yarış yapacaktır. Bu iki isimden sonra 7 numaralı Queen Derya. Küçük bir arası var, 44 gün. Bu aranın ardından hazırlıkları fena değil. İtman programına baktım. Hazırlıkları da iyi görünüyor. Kalitesi ve kumaşı olan bir isim. Bu 3 tay çok çok ön planda diğer rakiplerine göre. Benim şablonumda 3'ünü ayırt etmeden yazdım. 4, 6 ve 7 buradaki sıralamam. Peki Yalçın abi, biz notlarımızı aldık ama Osman Uzunoğlu der ki 8 numaralı Special One. Baba Kaneko, kısrak babası Common Grants, efsane bir sürat orijini. Yalçın abinin bu atla ilgili yorumu ne olur diye sormuş bize. Tabii ki burada benim önerdiğim 3 dişi tayın haricinde rakip arayan veyahut da başarılı olmasını beklediği isimlere yer vermek isteyen yarışseverlerimiz öncelikle Special One'ı değerlendirebilirler. Çünkü bir önceki koşusu Maiden mücadele ve sentetik pistteydi. Tolga Yıldız da kazandığı bir koşuydu. Çok başarılı bir yarış yaptı o gün. Light of Darkness sentetik pistten etkilenirse, Van Heda son 6 yarışında bakıyoruz birinciliği yok. Bugün yine birincilik durumunda zorluk çekerse, Queen Derya'nın küçük bir arası var. Ondan etkilenirse tabii ki burada Special One devreye girebilir. O da güçlü bir pedigri. Yarışseverimiz gözünden kaçmamış. Kaneko, kısrak babası Coming Grounds çok güçlü bir pedigride. tabii ki yer verilebilir. Peki ağzına sağlık Yalçın abi. Peki ilk 4 koşuyu böylelikle geride bırakmış olduk ve geçiyoruz günün 5. koşusuna. 1. altılı ganyanın 5. ayağı, 2. altılı ganyanın 2. ayağı değerli izleyenler. Handikap 16 mücadele 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetikte ter dökecek ve burada da 11 isim koşuya kayıtlı. Ekürler var, 2 numaralı Juno ve 10 numaralı Wild Ocean. Juno %13, Wild Ocean %2, toplamda %15'i görüp 3. sıraya yerleşmişler. Önlerinde 3 numaralı Ağrı Kasırgası var %19'da 2. sırada ve onların da önünde %27 idi, şimdi %26'ya düştü. 6 numaralı Line of Babylon. İlk 3 bu şekilde Yalçın abi. Yarışsever dostlarımızdan da özellikle Line of Babylon için bir mesaj gelmiş. Hüseyin Bey, Line of Babylon'ın şansı nedir demiş. Sözü sana bırakalım, neler söylersin bu koşu özelinde? Şimdi ben burada hem ilk altılı ganyana hem ikinci altılı ganyana dahil olan bir isim. Tek başına önereceğim. Çok da güvendiğim bir isim. Son yarışını ölçü almıyorum. Bence ağırlaşan Çin pistten etkilendi. 4.8'de o gün. Malayan Racing Association koşusu. O gün için çok da ağır kiloydu. 62 kiloydu. Line of Babylon. Mehmet Kaya ile start almıştı. Beklentinin altında bir performans ama o günkü pistin şartlarından dolayı performans olarak bekleneni veremediğini düşünüyorum. Mustafa'nın özellikle sentetik pistte son 3 koşusuna baktığımda birinci olmuş. Çok iyi performans gösteren ve Müslüm'le de çok iyi anlaşan bir isim. Bu tip mesafeleri de çok iyi koşuyor. Orta mesafe, kısa mesafelerde çok başarılı. Lafın kısası, burada Line of Babylon'un ben kazanmasını bekliyorum ve yarış severlerimize, bizi izleyen yine senin YouTube kanalında olan seyircilerimize, izleyicilerimize de, yarış severlerimize de burada tek başına önereceğim, banko söyleyeceğim bir isim 6 numaralı Line of Babylon. Peki Müslüm Çelik idaresinde 6 numaralı Line of Babylon'un kazanmasını bekliyorum diyorsun Yalçın abi. Bu şekilde notlarımızı aldık. İlk 5 koşu geride kaldı. Evet, koşuyu rahat takip edebilen bir isim. Zaman zaman ön tarafa da çıkabiliyor. Eğer ısrarcı bir safkan olmazsa kendisi de tempoyu belirleyebiliyor. Bu tip safkanlar yarış içerisinde çok jokey açısından da çok rahatlardır. Çünkü hem öne gidebiliyor hem gidenin arkasında kalabiliyor. Her türlü avantajı var. Bugün de muhtemelen Salazar önde ısrarcı olur diye düşünüyorum. Salazar'ın arkasına yatıp koşuyu kolay bir şekilde takip edip düzlükten sonra da baskısını ve ataklarını arttırıp bu rakiplerine hakim olup aynaya kadar direnip koşuyu kazanmasını bekliyorum açıkçası. 6 numara Line of Babylon. Peki bu şekilde notlarımızı aldık. İlk 5 koşuyu geride bırakmış olduk. Günün 6. koşusuna geçiyoruz. 1. altılı ganyanın kapanış ayağı, 2. altılı ganyanın da 3. ayağı. Öncesinde izleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Sevgili izleyenler, Cemil Taşkale TV YouTube'da yeni bir kanal. Kanalımıza abone olmak tamamıyla ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Ardından çıkacak zil butonuna tıklarsanız bundan sonra yapacağımız yayınlarla ilgili telefonlarınıza, cihazlarınıza bildirim düşmesini sağlayabilirsiniz. Yine videolarımızı beğenip etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere bizlerden bahsedip tavsiye ederseniz kısa zamanda çok daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Bundan sonra çok daha kaliteli yayınlar yapmamız tabii ki sizlerin desteklerine, enerjisine bağlı sevgili izleyenler. Yalçın abi 6. koşu detaylarına gideceğim ama birkaç mesaj var, onlara yer vermek istiyorum. İbrahim Küçükler'den mesaj gelmiş. Yalçın baba nasılsın? Ben Tarık kardeşin İzmir'den selam diye. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Tarık benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. İzmir'de sürekli at bindiğim dönemde de sağ olsun havalimanından gelip beni alır, yarışa getirir. Yarıştan sonra tekrar götürür. Aramızda çok uzun seneler çekti sağ olsun. Buradan selam olsun Tarık'ıma. Peki Fevzi Bey, Yalçın abinin padok görüntüsü değerlendirmesiyle çok ikili yakaladım. Sağ ol abi demiş. Teşekkürlerini iletmiş. Evet, perfora deniliyor ona. Biz sevgili Zadik'le geçtiğimiz pazar günü birlikteydik. Oldukça da olumlu etkiler, tepkiler aldık. Bayağı bir yarış severimiz Beyaz Masa'ya da mesaj göndermişler. Hani sürekli olsun, yarış aralarında yorum yapılsın. İşte Yalçın ve Zadik çok uyumlular, çok başarılı gidiyorlar tarzında. Tabii sürekli yapmamız bunu şu an için mümkün değil ama sanırım bu pazar günü de sevgili Barış Düşmez'le birlikte yapacağız. yarış arası, padok, start arkası ve yarış sonrası yorumlarımızı. Sevgili Zadik, çünkü yarın çok önemli koşular var malumun. Evet. Sevgili Cemil, biliyorsun Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet, Sürat koşusu, Hatay koşusu. Birçok grup 1, 4 tane grup 1 mücadele olacak yarın. Onlar da bu vesileyle şu an Ankara yolunu tuttular. Sevgili Burak Sipahilerle birlikte yarın yarış yorumlarını yapacaklar. Padok ve start arkası yarış sonrası. Pazar günü de biz yapacağız. İstanbul'da stüdyodan görüntüsüz bir şekilde. Güzel gidiyor. Beğeniliyor da yorumlarımız. İnşallah pazar günü yine yarış severlerimize faydalı olmak için stüdyoda olacağız. Umarım güzel bir gün geçer. Öngörülerimiz, tahminlerimiz güzel bir şekilde tutar. Biz de yarış severlerimize, izleyicilerimize faydalı oluruz diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Şimdiden emeklerine sağlık Yalçın abi. Ve devam edelim. Bakkimgeliyor.com yarış yorumcusu Emre Keskin. Emre kardeşim, Cemil'im iyi yayınlar. Yalçın abinin güzel yorumlarıyla eskiye de gidip gelmek çok farklı oluyor. Emeğinize sağlık demiş. Emre'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Ederim. Ve bakalım. Ben de şu an yorumlar kısmına girdim. Buradan comments'tan bakıyorum. Ben de okuyabiliyorum yani buradan. Hoşuma da gidiyor. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. İlgi alaka gösteriyorlar. Evet, ekrana getiremediğimiz de bazı mesajlar var. Evet, onları da buradan takip ediyorum ben. Şu an görüyorum. Peki. Murat Peker'in de mesajını dile getirelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri görmek ne büyük mutluluk diye mesaj göndermiş. Ve Yalçın abi, geçelim o zaman biz bu kısa mesaj arasının ardından 6. koşu detaylarına. Handikap 21 mücadele 1. altılı ganyanın kapanış ayağı dedik ve 2. altılı ganyanın 3. ayağı. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çimde boy gösterecek. 9 isim koşuya deklare olmuş durumda ve son koşusunu kazanan, %19'u gören 6 numaralı Arifço ön planda. Üzerinde Tolga Yıldız olacak. 2. sıraya baktığımda aslında yine aynı oranda %19'da 1 numaralı Duman var. 3. sırada %14'ü gören 9 numaralı Akdamar. 4. sırada da %13 ile 2 numaralı Sinanlı. İlk 4 bu şekilde. Yani aslında zaten AGF oranlarına baktığımızda bile birbirlerine kadar denk olduğunu görebiliyoruz. Sözü sana bırakalım. Sen burada hangi isim ya da isimleri öne çıkartıyorsun? Günün en zor yarışı benim nezdimde. Burada baktığımızda 2. altılı ganyanın 3. ayağı birbirine çok denk isimler. Hafif kilosuyla ben burada Akdamar'ı ve Daloğlu'nu öncelikle önereceğim. Koşunun temposu Macriköy ve Ulubatur tarafından sürate binecektir. Tempo olacaktır bu koşuda diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda da daha çok sprinter yapıda safkanların şanslı olabileceğini. Yine Akdamar çok iyi bir form yakaladı. Üst üste çok iyi yarışlar yapıyor. 50 kilo önemli bir kilo avantajına sahip. Burada şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine Daloğlu son yarışını çok ölçü almıyorum. Ama bir önceki yarışı yine Akın'la çok başarılıydı. İyi bir yarış yapmıştı sentetik pistte. Çim pisti de yapabilen bir isim. Yine bugün şanslılardan. Arifço üst üste çok iyi yarışlar yapıyor. Mesafede çok başarılı ama bugün de yarışın tempolu geçmesini beklediğim için Arifço'nun sprinter yapısını yine düzlükten sonra ortaya koyup bu koşuda başarılı olabilecek güçlü ve potansiyelli isimlerin başında geliyor Arifço'da. 2 numaralı Sinanlı, geçen hafta da bahsettik. Yine yayındaydık birlikte sevgili Zadik'le. Çok iyi bir form yakaladı. Ağır kiloydu o gün, 62,5 kiloydu. Mehmet de çok uyumlu bu safkanla. O gün koşuyu kazandı ama biraz üst üste geliyor yarışları. Evet. Son 5 gün önceki yarışından önce de 4 gün arası vardı. Çok üst üste geliyor. Yani 9 günde bugün 3. yarışı olmuş olacak. Bir Arap atı için üst üste, bir de 63 kilo bugün. Ondan biraz olumsuz yönde etkilenebilir diye düşünüyorum ama yine tabii ki yarışta kaliteli ve güçlü isimlerden bir tanesi 2 numaralı Sinanlı. 1 numaralı Duman, çok kısa sprinti olan, Gökhan'ın da çok iyi tanıdığı, o kısa sprintini, güzel timingini ayarladığı zaman sahaya çok iyi bir şekilde performans gösterebilen bir isim 1 numaralı Duman. Bugün de 60 kilo olsa da yarışta tabii ki yarış severlerimizin nezdinde de favori hanesine gelmiş. 1. altı ganyanında %22, 2. altı ganyanında da %19 gibi bir oran almış. Koşuda şanslı isimlerden bir diğeri de 1 numaralı Duman. Ve son olarak da 4 numaralı Korkmaz Efe. Burada atın sahibi de Şaban abi, benim yakın bir dostum. Selam olsun buradan. Bugün için bol şanslar. Korkmaz Efe'nin de üstüne titriyorlar. Bu safkana çok el bebek, gül bebek bakıyorlar ve beklentiler yüksek. Kaliteli bir orijin, kaliteli bir pedigri. Hanedan denilince ilk başta Şahbazlı geliyor aklımıza ki çok önemli başarılar elde etmiş bir isim Şahbazlı. Korkmaz Efe'de anneden kardeşi, babası Turbo. Bugün yine koşuda şanslı olan isimler arasında tabii ki. Ben ön tarafta tempo yapacak olan Ulubatur ve Makriköy'ü şablonumun dışında bıraktım. Alemin Kralı da biraz sanki son yarışında düşüşe geçtiği gibi geldi bana. O yüzden Alemin Kralı'nı da şablonuma almadım. Diğer kalan 6 safkanı şablonumda yer verdim. Sıralama olarak da 9, 8, 1, 2, 6 ve 4 olarak sıralama yaptım. Ama tabii ki at yarışı, at atı geçer. Burada Ulubatur hem inatçı bir safkan, ön tarafta tempo da yapabiliyor. Eğer değişik bir taktik olursa, Ulubatur'un da üstüne fazla gidilmezse Ulubatur'a da yer verilebilir diye düşünüyorum. Yani bir safkan daha eklersek 3 numaralı Ulubatur olabilir. Bu yazdığım, sıraladığım safkanlara göre. 9, 8, 1, 2, 6, 4, 3 de eklenebilir bu saydığım isimler arasına. Peki bu şekilde notlarımızı aldık. Yalçın abi ağzına sağlık diyelim ve ilk 6 koşu yani 1. altılı ganyan geride kaldı. Günün 7. koşusuna gidiyoruz İstanbul'da. Satış koşusu. Satış 3 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetikte boy gösterecek. Ve bu da 2. altılı ganyanın 4. ayağı. 10 isim koşuya deklar olmuş durumda ve dikkat çeken isim 6 numaralı Kingdom of Fire. Ayhan Kurşun da start alacak. %45 oynanma oranıyla yarışseverin ön planda tuttuğu bir isim. Ona en yakın oran önceki koşusunda geride bıraktığı ama yakın aralarla geride bıraktığı 3 numaralı Envers %20'yi görmüş durumda. Bu iki isim biraz ön planda. Yine Lady Maya 8 numara %14 ile 3. sırada. Ön planda olan isimler bunlar. Özellikle Kingdom of Fire ve Envers. Neler söylersin Yalçın abi? Şimdi burada 6 numaralı Kingdom of Fire performans olarak da bu grubun bir tık daha önünde olduğunu düşünüyorum. Son yarışta oldukça başarılı bu pistte. Toparlandı gibi bir görüntüsü var bu safkanın. 1200 metre mesafeli 16 handikap yarışta o gün için gayet başarılı bir performans gösterdi ki 60,5 kiloyu da Senara Asura'nın kazandığı mücadelede yakın farklarla kaybetti. Son anda kaybettiği bir koşuydu. O yarışını, o performansını tekrarlarsa bu grubu geride bırakmasını bekliyorum. Tabii ki burası satış mücadele sevgili Cemil. Bazı safkanlar artık gözden de çıkarılıyorlar. Ondan dolayı satış yarışlarına kaydolabiliyorlar. Baktığımızda 90 bin lira gibi bir satış bedeli var. Burada Kingdom of Fire'ın güçlü ve potansiyelli de bir isim. Tabii dörtlüye dönecek artık bu safkanlar. Taylıktan artık çıkıp at bölümüne geçmiş olacaklar. Ama bu Kingdom of Fire kaliteli bir isim bence. Bugün kazanmaya çok çok yakın görüyorum. Ama rakip düşünülürse burada yanında 3 numaralı Enver. Yine ayağına çabuk süratli bir isim. Ön tarafta istediği tempoyu kurabileceği bir koşu gibi duruyor. Beyaz bayrak ayna yapabilir. 8 numaralı Lady Maya yine grupta fena performans göstermeyen bir dişi. Rakiplerin eksik koşmasından faydalanabilir. Bir de burada 10 numaralı Starlord var. Grubun en yüksek handikap puanına sahip. Baktığımızda 61 handikap puanıyla. Ama sorunlarından dolayı bence gerçek performansını safkanda gerçekleştiremiyor diye düşünüyorum. 45 gün aranın ardından gelecek. Bayağı bir altlarda kalmış. %2'lerde. Ama kalitesiyle devreye girebilir. Dediğim gibi Kingdom of Fire burada birkaç adım önde. Rakip noktasında öncelikle 3 numaralı Enver, 8 numaralı Lady Maya ve mega sürpriz hanesinde 10 numaralı Starlord şablonunda olan isimler. Düşük bütçeyle oynayan yarışseverlerimiz, küçük kupon yapan yarışseverlerimiz 6 numaralı Kingdom of Fire'ı burada risk alabilirler. Peki 6 numaralı Kingdom of Fire kazanması normal sonuç olur diyorsun ama yanına eklediğimiz isimler özellikle 3 numaralı Enver, 8 numaralı Lady Maya ve 10 numaralı Starlord şeklinde oldu. Notlarımızı aldık bu şekilde. Mehmet Kaya selam sevdiğim insan diye mesaj göndermiş. Safranbolu'dan Mehmet Kaya diye de Aleyküm notunu abi bırakmış. Ve Emrah Doğan'dan bir mesaj var. Selam, bir nostalji olsun istedim. Sorar mısın lütfen sene 2000'de bir Castello vardı. Bu at için aklında kalan bir mazisi var mı acaba demiş Yalçın Akağaç'ın. Yalçın abi aynı zamanda seni bu ekranlarda görmekten de mutlu oluyor tabii izleyicilerimiz. Nostalji yaptık ama varsa şöyle ekleyeceğim bir iki detay. Castello yani ilkler unutulmaz. Mesela ben her zaman İlk sorulduğunda ne sorulur? İlk yarışını kimle kazandın? İşte ilk kimle jockey oldun? İlk sorulan sorular bunlardır. İlk kime bindin? Evet. Onları hiçbir zaman unutamam tabii. Castello'da benim aprantilikten jokeyliğe terfi ettiğim bir safkan. 50. yarışımı birlikte kazandığımız rahmetli Derya Beşikçi'nin, tabii o dönem aprantisiydim. Hep saygı ve rahmetle anarım Derya abiyi. Çok erken ve acı bir kaybımız. Derya Beşikçi çok değerli, mükemmel, çok yüksek kalitede muazzam bir insandı. Onun tabii kaybı bizi çok derinden üzdü, derinden yaraladı. Castello'da Derya abimin sahibi olduğu çok önemli bir safkandı. Bizim de İzmir'de birlikte Maiden'den çıktı Castello'yu. Ben Maiden'den çıkarttım. Kendim de o yarışta jokeyliğe terfi etmiştim 50. yarışımı kazanarak. Aşağı yukarı bir 200 metre falan önde kazanmıştık koşuyu. Çok hiçbir zaman unutamayacağım. Çok güzel de bir koşu yapmıştı. Çok kaliteli bir safkandı tabii Castello. Sonrasında bir takım sorunlarından dolayı el değiştirdi. Sevgili Tuncay Pelen atla ilgilenmeye başladı. Kendisi satın almıştı Castello'yu. Ondayken de çok yine başarılı yarışlar yaptık. Sanırım totalde Castello'yla bir 6-7 yarış kadar kazandım diye hatırlıyorum. 2-3 tanesini Derya abideyken kazanmıştım. Sonrasında da el değiştirdikten sonra diğer yeni sahiplerinde de epey başarı elde ettiğimiz bir isimdi. Peki şöyle bir yine Castello'da nostaljiye gitmiş olduk Yalçın abi. Çok fazla nostaljik mesajlar da geliyor tabii ama zaten belli bir bölümde yer vermiştin sen. Ondan ziyade yine medyayı da soran yarışsever dostlarımız var ama yayınımızın sonunda şöyle vaktimiz olursa, Yalçın abinin de vakti olursa medya ile ilgili de şöyle birkaç cümle rica ederiz. Biz şimdilik geçelim günün 8. koşusuna. Tabii yarışsever dostlarımız bir yandan da koşularla ilgili yorumlarını merak ediyor. Bir maiden mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetikte boy gösterecek ve burada da 9 isim koşuya deklar olmuş durumda. Özellikle 9 numaralı Red Cloud, hani şöyle baktığımızda çoktan maiden'den çıkması beklenen bir isimdi. 4 koşusu geride kaldı. Bugün 5. koşusuna çıkacak ve %24 ile 2. sırada tercihlenmiş durumda. Onun önünde 7 numaralı Piccolo var ve Piccolo da tek bir yarış koştu. Sahadan 2. olarak ayrıldı. An itibariyle %30 oynanma oranıyla yarış severlerin ön planda tuttuğu isim. Bu ikilinin ardında tabii 2 numaralı Dabbe, 1 numaralı Brown Pilot gibi isimler de var. Nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Maiden'den çıkmaya yakın isim ya da isimler sence kimler? Yine günün zor bir koşusu bence. Burada tüm tayların kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Ön plana çıkan isimler var ama birbirlerine de yakın oranlar almışlar. 7 numaralı Piccolo 26 gün önce yine ilk startında gayet başarılı bir yarış göstermişti. Sahaya yansıtmıştı. 9 numaralı Red Cloud, her yarış konuşuyoruz. Sürekli tabela içerisinde ama bir türlü kazanamıyor. Yine İlk yarışında fena performans göstermeyen güçlü pedigrili 2 numaralı Dabbe burada %15 oran almış. 1 numaralı Brown Pilot yine ilk startı fena olmayan bir isim. 5 numaralı Bitcoin çok önemli bir safkan. Bitcoin'in öz kardeşi, ana baba bir kardeşi baktığımızda. 90 gün aranın ardından gelecek burada. Bayağı bir altlarda kalmış sürprizhanesinde. Bence atlanmamalı. Yine 6 numaralı Forbillo bir kez koştu. 4.lükle ayrıldı pistten 26 gün önce. Taylar özellikle ilk startlarından sonra ikinci startında bir anda değişik bir performans gösterebilirler. Üzerine koyarak farklı bir şekilde daha da performans gösterebilirler. O açıdan çok fazla böyle birbirine denk gördüğüm bir koşu. Yine 3 numaralı Equinox Dakota. Anne hattından da yine Grand Equinox'a çok yakın bir pedigri. Babası Kaptan Rio. İlk kez çıkacak bu tay sahaya, yarış anlamında ilk kez start alacak ama hazırlıkları gayet iyi. Bir start, yani ayağına da çabuk bir görüntüde. Bu tay da atlanmamalı bence. Altlarda kalmış. Yani burada kapatalım derim ben bu koşuyu sevgili Cemil. Diğer tarafları zaten mümkün olduğunca az geçtik. Kısa geçtik. O açıdan burada hiç dışarıda bir isim bırakmayalım. Hepsini yazalım derim ama illa bir sıralama isterse yarışseverlerimiz 7-2, 9-3, 1-5 olarak kısa geçmişim. Akabinde de hepsi demişim bu koşu için. 7-2, 9-3, 1-5 bir çizgi. Sonrasında da dışarıda kalan 3 taya da şans verilebilir diye düşünüyorum. Peki Yalçın abi, bu şekilde notlarımızı aldık. Ağzına sağlık diyelim. Ve Mehmet Baransel de diyor ki bu maiden koşu karakolluk gibi jokeylere dikkat ederek çözebiliriz diyor. Biraz da jokeyler üzerinden ilerlemeyi düşünmüş yarışsever dostumuz. Yani tabii burada jokeylerin de göstereceği inisiyatif, yarış içerisindeki karar çok önemli. Birebir dereceye etki edecektir. Zor koşular tabii. Birer kez koşmuşlar. Baktığımızda 2, 4, 6 tay birer kez koşmuş. İkinci kez sahaya çıkacaklar. Performanslar inişli çıkışlı bu koşuda değişebilir. O açıdan çok fazla riske girmeden burada tüm taylara şans verip en cazibinin gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki ve böylelikle ilk 8 koşu geride kaldı. Bu arada çıkan isimler var, onları da belirtelim. Günün 5. koşusunda 1 numaralı Harput Rüzgarı yarıştan çıktı sevgili izleyenler. Ve bir diğer isim de 9. koşuda 9 numaralı Güneşin Gülü. 5. koşuda 1 numaralı Harput Rüzgarı, 9. koşuda 9 numaralı Güneşin Gülü koşmaz sevgili izleyenler. Bunu tekrar hatırlatalım ve günün 9. koşusunun detaylarına gideceğiz. Öncesinde tekrar hatırlatmak istiyorum. Cemil Taşkale TV YouTube'da yeni bir kanal ve kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine ondan ziyade ardından çıkacak zil butonuna tıklarsanız bundan sonra yapacağımız yayınlarla ilgili telefonlarınıza, cihazlarınıza bildirim düşmesini sağlayabilirsiniz. Ve Bariyer Dibi haftanın her günü sevgili izleyenler birbirinden değerli konuklar yayınımıza katılıyor ve günün koşularını değerlendiriyoruz. Ayrıca videolarımızı beğenip etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere bizlerden bahsedip tavsiye ederseniz çok daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Teşekkürlerimizi iletelim ve günün 9. koşusunun detaylarına gidelim. Hazım Rıza Gözlükçü koşusu kupalı bir koşu olacak. Grup 3 mücadele, dişilere mahsus bir yarış ve 1400 metre içinde 3 yaşlı Arapları seyredeceğiz. 12 isim koşuya deklar olmuştu ancak 9 numaralı Güneşin Gülü koşudan çıktı. 11 isim koşuya kayıtlı an itibariyle ve %49'u gören %50'yi zorlayan 8 numaralı Gardal Gülü Mehmet Akyavuz idaresinde yarışseverin ön planda tuttuğu bir isim. Son koşusunda sağdan 5. olarak ayrılmıştı ama öncesinde bir üçlü bir serisi var. Arda arda kazanmayı başardı. Bugün de yarışseverlerimizin büyük bir kısmı kapanışta şans veriyor. Ona en yakında 5 numaralı Ceyda Hatun Ayhan Kurşun'la start alacak. %17 AGF oranına sahip. Yalçın abi sana sözü bırakalım. Günün kapanışı nasıl gerçekleşir sence? Evet. 3 yaşlı Arap dişi taylarının önemli bir koşusu. Azım Rıza Gözlükçü koşusu. Grup 3 bir mücadele. Burada 8 numaralı Gardal Gülü çok ön plana çıkıyor tabii ki. Baktığımızda 7 yarış koşmuş. Bunlardan 4 tanesini kazanmış ki bir önceki kazandığı koşu, bir önceki performansından önceki yarışı Profesör Kazım Köylü koşusuydu ki önemli vasıflı bir koşu. Grup 3 mücadeleydi. O gün dişi rakiplerini geride bırakmıştı. Son yarışında biraz arası vardı bu tayın. Aşağı yukarı 50 güne yakın bir ara vardı. Cahide koşusuna katıldı. Grup 1 mücadele. O gün epey kapandı. Düzlükten sonra çok trafik sorunu yaşadı. Bu da bence neticesini etkiledi. Gülat mı kazanmıştı o koşuyu? Yarışseverlerimiz hemen hatırlarlar. Aryavila yine yakın kaybettiği bir koşuydu. Tam 400'lerde, 300'lerde hücum edeceği noktada Aryavila ile bir rakibinin arasında sıkışınca Gardal Gülü epey orada bir hız kaybetti. Vitesten düştü. Bundan dolayı da 5. kaldı. Hı hı. Ama bugün hem rakipler olarak baktığımızda daha uygun rakiplerle start alacak. Hem de o yarışı görmüş oldu 50 gün aranın ardından. Gardal Gölü burada üzerine koyarak koşuyu kazanabilir diye düşünüyorum. Risk alınabilecek bir isim. Risk alınabilir. Ama kalabalık yarışlar, daylar bazen inişli çıkışlı grafik sergileyebiliyorlar. Eğer burada rakip arayan yarışseverlerimiz olacaksa yine aynı koşuda birlikte start almışlardı. Ceyda Hatun Cahide koşusunda koşuyu 4. olarak tamamlamıştı. İlk rakip olarak onu önereceğim. Yine aynı Cahide koşusunda birlikte koştuğu o gün için 6. olan Ay Melekcan bugün hı hı. yine koşuda şanslı konumda. Zaten yarışseverlerimizin de gözünden kaçmamış. 3. sıradan şans vermişler. Ceyda Hatun da 2. sırada. Bu 3 dayın sonrasında ben 4 numaralı Buniye 1'in son yarışını çok beğendim. Kolay bir birincilik elde etti Bursa'da koşuyu kazanırken. Yine burada şanslı olduğunu düşünüyorum sürprizhanesinde. Fırtına Deniz yine koşuda şanslı olan bir diğer isim. 10 numaralı tamam. İdil Kız Gökhan Kocakaya tercihi var. Şanslı olabilir. 11 numaralı Süper Bit yine çok sürpriz hanesinde değerlendirilebilir. Yani bu yarış Gardal Gülü'nün dışına çıkarsa öncelik kendisini geçmeyi başaran 5 numaralı Ceyda Hatun, yine aynı yarışta yakın ara 6. olan Aymelekcan öncelikle rakipleridir. Sonrasında tabii ki 4 numaralı Buniye 1 olsun, 10 numaralı İdil Kız, 11 numaralı Superbit, 3 numaralı Balsena yine çok sürpriz hanesinde ve 7 numaralı Fırtınalı Deniz mega sürpriz hanesinde olan isimler olarak benim şablonumda yer aldılar. Bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Ama yarış görme avantajıyla 50 gün aranın ardından ve son 19 gün önceki Cahide koşusunda çok büyük trafik sorunu yaşadığından ötürü tabela dışı kaldığını düşünüyorum. O açıdan Gardal Gülü rakiplerinin bir adım daha önünde. Peki Yalçın abi, bu şekilde notlarımızı aldık. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Çok uzun süredir seni yayında tutuyoruz. Vaktini ayırdın. Tekrar teşekkürler. Yarışsever dostlarımız da tabii ki ara ara böyle nostaljik isimlerle ilgili senden talepte bulunuyorlar. Medya ile ilgili bir iki cümle rica ediyorlar senden. Varsa vaktimiz şöyle medya ile ilgili bir iki cümle isteriz. Medyaya da İsmet İnönü koşusunu kazanmıştık. Daha çok gençtim tabii o zaman, 20 yaşında. Çok önemli bir başarıydı. O gün Trapper gibi efsane bir ismi son anda aynada gelip geçmiştik ki Ekür'ü start alıyorduk birlikte. Değerli bir Mehmet Atçı'ydı, atın jokeyi, Velociraptor'la birlikte koşmuştuk o yarışı. Son anda gelip hem Trapper'ı hem Ekür'ün Velociraptor'ü aynaya çok az mesafe kala hakim olup koşuyu kazanmıştım. Çok önemli bir başarı tabii İsmet İnönü koşusu ve koşuyu kazanma şeklimiz de çok göze hoş gelen bir şekildi. Koşuyu en geri takip etmiştim. Bariyer dibinde hiç fazla mesafe kaybetmeden düzlükten sonra da en dışarıya alıp gelip aynada Süleyman abi ve Ahmet abiyi geçmiştim. Benim için de çok önemli bir başarıydı. Her zaman böyle hatırladığım, anımsadığım çok önemli yarışlardan bir tanesidir medya. Benim için çok önemli yeri olan değerli safkanlardan bir tanesi. Teşekkürler Yalçın abi. Şimdi böyle zaten yarışsever dostlarımızdan birçok isim de geliyor. Tabii hepsine yer veremeyeceğiz ama hani Yalçın Akağaç'la bir nostaljik yayın diye bir özel bir yayın yapmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Yani çünkü İnşallah yaparız bir gün. Böyle çok fazla talepte bulunuyor. Programda da çok birkaç... istek var, talep var o yönde. Evet. Mümkün olduğunca böyle yarış aralarında vaktimiz olursa ben dile getirmeye gayret ediyorum. Ama bazen tabii çok yoğun program oluyor. 3 yarışı birden yorumluyoruz. Vakit kalmıyor. O yüzden çok fazla yer veremiyoruz. Ama böyle yarışlarla alakalı, geçmiş anılarla alakalı bir özel bir yayın yapmak gerekir diye düşünüyorum. O zaman senden bunu da sözünü almış olalım Yalçın abi. İnşallah yaparız sevgili Cemil. İnşallah. Evet, birkaç mesaja yer vereceğim. Ardından vedamızı yapacağız Yalçın abi. Hay hay. Şimdi Faruk Başören şampiyondan rica etsek İstanbul değerlendirmeleri bitince yarınki grup 1 koşuları için de bir iki kelam edebilir mi diye notunu bırakmış. Kaan Tanit der ki Yalçın Baba'ya selam olsun. 2 gün önce Akbatur koşusu vardı. Biz de bu koşuyu Gür Gökçe ile kazanmıştık. Yalçın abi binmişti. Selam olsun demiş. Selamını iletmiş. Evet. Evet. Aleykümselam. Sağ olsun Kaan'cığım. Benim için Akbatur koşusunun önemi çok büyük. Çünkü 2001 senesinde bir günde 4 grup yarış kazandığım önemli bir gündü benim için. Efsane bir gündü. O koşulardan bir tanesi de Akbatur koşusuydu. O zaman demir kazıkla kazanmıştım tabii ki. Özgünhan'ı geçmiştik. Çok büyük favoriydi Özgünhan. Aynı gün yine Talimhaneli, Gringönen ve Serram'la kazanıp 4 tane grup yarış kazandığımız efsane bir gündü ve tarihte de gelmiş geçmiş şu ana kadar aynı gün içerisinde 4 grup yarış kazanan tek jokey benim. O da benim için ayrı bir gurur ve şeref. Yine Fani İtek Yürüsü'nün çok önemli safkanı Gür Gökçe ile de bu yarışı kazanmıştık. 2010'du sanırım. Ya 2010 ya 2011 senesiydi. Buradan da tüm Taniyit ailesine selam olsun. Selamlar olsun. Osman Uzunoğlu der ki Zenginoğlu, Ayaş, Doktor Sol, Hücum bunlara ne der demiş. Tabii işte hepsine yer verirsek senin de çok hepsi yorum soracağız. Hepsi önemli isimler benim Yalçın için abi, tabii ki. Zenginoğlu'yla yine grup 1 mücadele Veli Efendi koşusunu kazandık 2001 senesinde. Ayaş'ta İzmir'de Hasan Tahsin koşusunu kazanmıştık. Çok önemli safkanlar, o zamanın şampiyon isimleri. A. Karaca'yı en başta aklıma gelen geride bırakmıştık. Doktor Sol'la Sakarya koşusunu kazandık yine. 2005 senesiydi sanırım. Çok önemli bir mücadele iki yaşlı İngilizlerin. Hücumla yine 2004'te Kaneko'yu geçmiştim. Kaneko'dan indirilmiştim o yarışta büyük taarruz koşusunda. Erkek tay deneme, Sait Akson ve Gazi'den sonra ki koşusunda tabii Gazi'de ikinci olunca indirildim Kaneko'dan. Halis Karataş binmişti Kaneko'ya. Ben de hücumla gelip son anda Kaneko'yu geçmiştim. Çok da böyle nadir sevinç gösterisi yaptığım yarışlardan bir tanesidir. Çok büyük tabii hırs yapmışım orada Kaneko'ya geçeceğim diye. Gelip aynada da Kaneko'ya geçince ayağa kalkmıştım. Şöyle kamçıyı da kaldırmıştım. Çok böyle bir duygu patlaması yaşamıştım o koşuda. Gerçekten güzel günler, güzel anılar Yalçın abi. Bu arada Kaan Taniyet tekrar bir mesaj göndermiş. Diyor ki Gürgökçe'de demir kazık yavrusuydu. Aynen, aynen diyor. Evet, o da önemli bir detay. Gürgökçe'de demir kazık yavrusuydu. Yani demir kazığın en iyi yavrularından bir tanesi. Onur Kağan ve Gürgökçe. İkisi de şampiyon isimler. Benim için de yeri ayrıdır Gürgökçe'nin her zaman. Çok başarılı olduğumuz, birlikte önemli koşular kazandığımız bir isim Gürgökçe'de. Demir kazık da benim unutamayacağım isimler tabii. Demir kazağa da 3 koşu bindim. Üçünü de kazanmıştım. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale zaferiydi. Yine Özgün Hanım. 3 koşuda Özgün Hanım'ı geçtim. O da önemli bir şey bence. Özgün Han tabii senenin baş tayıydı o zaman ama 3 evet, yarışta da Özgün Han gibi bir baş safkanı. Ki bakıyoruz şu anda da Arap atçılığında en baskın aygır. Haranın, devlet aralarının yetiştirmiş olduğu Özgün Han. Çok da iyi yavruları var ki bu senenin flash gene tayı Bosna Hersek'te Özgün Han'ın en iyi yavrularından bir tanesi. Peki Yalçın abi, Yahya Kap, Yalçın abi seni çok seviyorum der. Mehmet Barensel, hemen şöyle bakalım, mesaj yukarı kaydı. Mehmet Barensel helal sana Yalçın Baba diye mesajını göndermiş. Ve eyvallah. Nazım Gürel de diyor ki Yalçın Bey sizi anlatırken biz de gurur duyuyoruz sizinle diyor. Gerçekten bizi geçmişe götürüyorsun Yalçın abi. Allah razı olsun. Birçok mesaj teşekkür var dediğim ederim gibi yani. Şimdi ardı ardına geliyor mesajlar, birçok isimle ilgili de mesaj geliyor. Tabii hepsine vakit ayıramayacağız. Yalçın abi tekrar ağzına sağlık, emeğine sağlık. Yine tüm mesaj gönderen dostlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim ama vaktin varsa şöyle 1-2 dakika, 3 dakika ne kadar vakit ayırabilirsen yarın koşulacak olan Grup 1'lerle ilgili düşünceni en azından alalım. Yani çok önemli yarışlar var. Hı-hı. Evet, evet. Önce Cumhurbaşkanlığından başlayalım. Tamam. Long Runner tabii ki yarın yine büyük favori çıkacaktır diye düşünüyorum. Son koşusunda ben Gökhan'ın biraz hatalı bindiğini, yani gereksiz yere ön tarafa biraz yakın takip edip vitesi biraz erken arttırdığını düşünüyorum. Çünkü yüksek tempolar da vardı koşuda. Bundan dolayı da son metrelerde rakibine boyun eğdiğini düşünüyorum. Alihan o gün çok yüksek bir tempodaydı ve Gökhan anlamsız bir şekilde çok erken o temponun içerisine girdi. Onlar da koşuyu kaybetti. Yarın hem mesafe olarak da 2400 daha iyi yaptığı bir mesafe bence. Long Runner'ın uzayan mesafelerde çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçi çok efsane bir isim yani uzun kısa demeden her mesafede, her pistte kazanmış nadir isimlerden bir tanesi ülkemizde ki Grup 1 olarak da baktığımızda devirin rekorunu hem ortak olabilecek hem de geçebilecek bir isim o potansiyelde. Bakalım yarın da Cumhurbaşkanlığını kazanarak yine bir Grup 1 zaferi hanesine yazdırmak isteyecektir. Ben koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Eğer burada Long Runner beklentinin altında bir yarış yaparsa o zaman çıkışa geçen tabii ki Zafer Ateşi, Kuzey Kafkasyalı yine koşuda şanslı isimler arasında gibi duruyor. Fines biraz geriye gitti gibi duruyor ama Selim tabii ki çok tecrübeli. 20 gün aranın ardından bakalım safkanı toparlamış bir şekilde piste çıkarabilecek mi? İyi bir Fines de tabii ki bu rakipler arasında şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Alt tarafta tabii 3 yaşlı genç jenerasyon isimler var. Onlar için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum bu koşunun. Çok bence kolay değil işleri. Daha çok dediğim gibi Long Runner ön planda birkaç adım önde rakiplerinin kendi kimliğinde koşarsa Long Runner bu rakiplerine geçilmez. Eksik koşarsa da yine çıkışa geçen pik seviyesinde formları olan Kuzey Kafkasyalı, Mr. Görkem, Zafer Ateşi koşuda şanslı olan isimler ve Fines de tabii ki gününde olursa bu rakiplerini geçebilir. Peki, Cumhuriyet koşusuna geçelim. Cumhuriyet koşusu yine çok önemli bir mücadele. Grup 1 Arap atlarının en büyük koşusu diyelim. Sürgüntay çok iyi bir form yakaladı. Bu safkanın kumaşı ve kalitesi belli. 3 yaşlı Arap Sen geçtiğimiz sene bu koşuyu kazanmış bir isim. Bu sene duble yapmaya yakın gördüğüm ve benim burada favori hanemde olan 14 numaralı Sürgüntay koşuyu kazanmaya yakın. Ama tabii ki zorlu bir mücadele, kalabalık bir yarış. Burada her türlü problem de olabilir yarış içerisinde. Trafik problemi de olabilir. Jokeylerin buradaki performansı da çok önemli tabii ki grup 1 bir mücadele. Eğer Sürgüntay kazanamazsa bu koşuyu, Oğuz Boylu yine uzayan mesafelerde çok etkili ama yarın da 3 start çekmiş, koşuyu yakın takip edebiliyor. Böyle de bir avantajı var. Düzlükten sonra da o etkin formuyla yarın yine bu rakiplerini de geride bırakabilir. Kara Mustafa çok sınıf bir isim, benim çok güvendiğim bir isim ama bir takım sorun ve sıkıntılarından dolayı bence gerçek performansını zaman zaman gösteremiyor. Bakalım yarın gününde olan bir Kara Mustafa ki geçtiğimiz sene yine bu yarışı çok yakın farklarla kaybetmişti. Kazanabileceği bir koşudan ikinci olarak ayrılmıştı Kara Mustafa. Bu sene bakalım o şanssızlığını Gökhan Kocakaya ile kırabilir mi? Bu 3 safkanı çok daha ön planda düşünüyorum. Balalayka çok güçlü ve potansiyelli bir isim ama mesafe kısa, biraz startta da problem yaşıyor. Ondan dolayı 15 start tercihli almışlar. Biraz şansının azalacağını düşünüyorum ama çok güçlü ve potansiyelli bir isim. Ben mesafede daha çok başarılı olacağını ve ülkemizin uzayan mesafelerde en iyi Arap atlarının başında geldiğini düşünüyorum. 12 numaralı Balalayka için. Bu yarıştaki yorumum da bu şekilde. Cevher için neler düşünüyorsun? Yani Cevher ön tarafta tempo yapan bir isim. Çok inatçı bir isim ama daha çok uzayan mesafelerde ön tarafta rahat kalabildiği için sonuna kadar direnebiliyor. Yarın biraz daha mesafe kısa tabii. Ön tarafta da yine kendi stilinde Yollar Az gibi bir isim var. Yeltay gibi bir isim var. Onlar biraz zorlayacaktır Yeltay'ı diye Cevher'i diye düşünüyorum. Yeltay için de aynı şeyleri konuşabilirim. Yani son 2 yarışını kazandı baktığımızda ama yarın ön tarafta çok kolay kalmayacak. Rahatsız edilecek. Tempo yükseklere çıkacak. O açıdan mesafede 1600. Normalde Yeltay'ın ben mesafesinin 1400 olduğuna inanıyorum ama çok rahatsız edilmediği yarışlarda 1600'lerde de 1600 metreli mesafelerde de kazanabiliyor. Yarışlarda da kazanabiliyor. Bakalım yarın enteresan bir yarış bizleri bekliyor ama hem gidişat açısından şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum Sürgüntay'ın. Hem de form olarak çok iyi bir form yakaladı. İyi duruma geldi. Yarın bence birincinin en güçlü adayı, en azından benim nezdimde. Peki Yalçın abi, ağzına sağlık. Diğer koşularla ilgili bir de Hatay koşusu var. Grup 1 mücadele. Bosna Hersek, ben programda da söylemiştim. Yani senenin başta Bosna Hersek olduğuna inanıyorum diye. Ki 2 yarış geçilmişti Hızlı Ahmet'e. Ama son yarışında çok kolay bir şekilde geçti Hızlı Ahmet'i. Bir de Selim de atı yakından tanıdı artık. Bu kez 3. kez üzerinde olacak. Yarın çok önemli bir mücadele tabii. Hatay koşusu, Arap atların, 3 yaşlı Arapların en önemli koşusu. Yarın yine sanki bu 2 tay arasında geçecek gibi duruyor koşu. Ama ben Bosna Hersek'in yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum Hızlı Ahmet'ten. Dışarıda olursa Hızlı Ahmet bu kez daha farklı bir performans gösterebilir. O gün tabii yarışın gidişatı da çok yavaş, ağır bir tempolarda gitti. Selim daha erken daldı ve rakibini içine aldı. Oradan sonra da aynaya kadar direndi ve kazandı. Burada yine taktik savaşı olacaktır tabii bu yarışta. Evet, evet. Usta isimler bir arada, usta jokeyler. Bakalım jokey performansı da burada ön plana çıkacak. Gül Atmi tabii çok başarılı bir dişi. Belki de senenin en iyi 3 yaşlı dişi tayı diyebiliriz Gül Atmi için. Onlar da burada kendilerine şans arayacaklar Arya Villa ile birlikte ama erkek rakiplerin yanında bence işleri çok kolay değil. Burada Bosna Hersek kazanmaya yakın bence. Hızlı Ahmet'te rakip olur diye düşünüyorum. Peki Yalçın abi, yarınki Ankara koşularıyla ilgili de grup birlerle ilgili de yorumlarını aldık. Sürat koşusuyla ilgili de varsa şöyle 1-2 isim öne çıkartın, onu da alalım. Hepsini konuşmuş olalım. Sürat koşusu zor bir koşu. 1000 metre mesafeli. Bu tip yarışlar çok zordur. Öyle çıkıp bitirmek de kolay değildir. Hani bazı yarış severlerimiz, yarışla ilgili olan kişiler, ya 1000 metre hani bu at çıkar bitirir derler ama işte öyle olmuyor. Çok büyük süratli isimler var burada baktığımızda. Beklenen, Alihan, Luminescence, Cavaradossi, çok ayağına çabuk isimler. Ön tarafta yüksek bir sürat olacak. Ben yine bu koşuda daha çok bekleme yarışı yapan sprinter yapıda safkanların yarın ön planda olacağını düşünüyorum. Bunların başında da 6 numaralı Ulubatur geliyor. Ulubatur bence kazanmaya çok çok yakın. Rakip noktasında da Nestor iyi bir form yakaladı. Yarın iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 2 numaralı Hawking yine iyi bir yarış yapmasını beklediğim bir diğer isim. Ancak Bey'den bir sürpriz gelebilir. Yarın sürpriz hanesinde olacağını düşünüyorum. Ondan bir sürpriz gelebilir. Yani daha çok bekleyen ve sprint yapan safkanların ön plana çıkmasını beklediğim bir koşu olacaktır. Sürat koşusu. Peki Yalçın abi, ağzına sağlık, emeğine sağlık. Hem bugün İstanbul koşularını değerlendirdin hem de yarınki Ankara grup 1'lere değindin. Yorumlarını aldık. Hatta ondan ziyade birçok nostaljiye de gittik. Var mı senin eklemek istediğin son bir detay? Yok, teşekkür ederim. Benim için de keyifliydi. Sizin kanalınıza üye olsun izleyicilerimiz, yarışseverlerimiz. Ara ara böyle ben de katılırım. Hoş beş sohbet ederiz. Elimizden geldiğince yarışları yorumlarız. Senin kanalına üye olsunlar ve bizi de takip etsinler. Sürpriz yayınlarımız olacaktır bundan sonra da. Sevgili Cemil, seni çok seviyorum. Bilmukabele abi, teşekkürler. Temiz bir kardeşimsin. İnşallah işin gücün rast gelsin. Yayın hayatında da başarılar diliyorum sana. Çok teşekkürler Yalçın abi. Tekrar ağzına sağlık. Yine bir başka programda tekrar görüşmek üzere dileyelim ve şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere. Sağ ol. Herkese bol şans. Evet sevgili izleyenler, eski jokey ve yarış yorumcusu Yalçın Akağaç bizimle beraberdi ve İstanbul koşularını değerlendirdi. Yarınki Ankara Grup 1 mücadelelerine uzandık. Orada da yorumlarını paylaştı. Ondan ziyade sizlerin de sorduğu birçok isimle ilgili nostaljik anılarını paylaştı. Yer veremediğimiz mesajlar olduysa lütfen affola. Mümkün olduğunca hem sohbet hem yorumlar hem de sizlerin mesajlarını dile getirmeye çalıştık. Elimizden geldiğince keyifli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz ve size az da olsa keyif verebiliyorsak ne mutlu bize sevgili izleyenler. Şöyle birkaç mesaj var, onlara da değineceğim, ondan sonra kapanışı yapacağım. Emrah Doğan, sevgili Cemil, yayın çok güzel, farklı güzellikte geçiyor. Haftada bir gün görmek isteriz Yalçın Akağaç. Keşke bir akşam soru cevap şeklinde bir yayın gerçekleştirsen. Emeğe saygı, iyi günler demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Umarım bir nostalji yayını yaparız Yalçın abiyle. Nazım Gürel, Cemil Bey bu arada size de çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir kanalda bir arada olabildiğimiz için demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Ve bakalım şöyle. Evet, Tukan Servet Şenol der ki Dayı Bey'le kazanmıştı bu koşuyu der. Yalçın abinin yorumladığı koşuyla alakalı. Saffet Öztürk, Yalçın'a karşı denince Grand Equinox mükemmel bir uyumu vardı diyor. Unutulmaz tabii ki. Oğuz Okan'dan emeğinize sağlık, teşekkürler demiş. Mehmet Baransel, seni seviyoruz kral mesajını göndermiş ve Murat Peker, Allah'ım senin de işini gücün rast getirsin inşallah diye mesajını paylaşmış ve Veysel selam da, Veysel Yılmaz da abi selam diye mesajını göndermiş. Evet sevgili izleyenler, şöyle baktığımda 1 saat 51-52 dakikayı gören bir yayınımız oldu. Önce Bursa'yı değerlendirdik. Yarış yorumcusu Ersöz Ersever'le Bursa koşularını değerlendirdik. Ardından da İstanbul için eski jokey ve yarış yorumcusu Yalçın Akağaç, Yalçın abi yayınımızdaydı. Ve dediğim gibi uzun bir yayın oldu. Bizi izleyen ve mesaj gönderen, göndermeyen bütün dostlarımıza selamlar olsun. Ve hem canlı yayında hem de canlı yayının ardından tekrar seyredecek dostlarımız var. Sonradan da seyredecek dostlarımıza selamlarımızı iletelim. Dilediğiniz noktaları şöyle geriye doğru sardırarak tekrar seyredebilirsiniz. Tabii araya yorumların arasına sohbetler girdi. Bu yüzden sadece yorumlar özelinde de dilerseniz videoyu böyle ileri geri sardırarak dilediğiniz noktaları tekrar seyredebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyenler. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine ardından çıkacak zil butonuna tıklarsanız bundan sonra yapacağımız yayınlarla ilgili telefonlarınıza, cihazlarınıza bildirim düşmesini sağlayabilirsiniz. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. Ardından da tabii ki etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere bizlerden bahsedip tavsiye ederseniz kısa zamanda çok daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız diyelim. Ve artık vaktimizi de tamamladık. Yine en kısa zamanda, yani yarın yayınımız var ama zaman zaman böyle anlık akşam yayınlarımız da olabiliyor. Takipte kalın diyelim. Ve bu arada yarın Ankara koşularını Barış Göksu değerlendirecek. BarışGoksu.com yarış yorumcusu Barış Göksu değerlendirecek. Ve bir çekiliş başlattık sevgili izleyenler. YouTube'da Cemil Taşkale TV kanalıma girdiğinizde sekmelerde topluluk bölümü var. Topluluk bölümünde şöyle birkaç bildirim aşağıya indiğinizde göreceksiniz zaten. bir koşuyla alakalı sorumuz var. O soruyu doğru tahmin eden yarışseverlerimiz arasında bir çekiliş yapacağız ve çekiliş sonrasında doğru tahmin eden yarışseverler dostlarımız arasında 3 kişiye, çekiliş sonrasında 3 kişiye bariskoksu.com web sitesinden birer aylık ücretsiz VIP üyelik hediye edeceğiz. Zaten detayları orada göreceksiniz sevgili dostlar. Bunu da belirtelim ve yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Ne diyoruz ama kapanışı yaparken? At koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun ve hoşça kalın.